Günümüzde kişisel gelişim satın alma kavramıyla örtüşerek çocukların hayatına giriyor. Kendini güvende hissetmek, arkadaş grubu tarafından kabul edilmek, onaylandığını, fark edildiğini ve hatta sevildiğini hissetmek için çocuklar marka yarışına giriyor. Peki bunu çocuklar mı yapıyor? Hayır. Bu içinde yaşadığımız tüketim toplumunun aslında çocuklara da dayattığı bir gerçek. Peki böyle bir durumda çocuklar özellikle de okul öncesi dönemin sonrasında böyle bir yarışa girdiklerinde neler oluyor? Bana çok insan, çok ebeveyn geliyor ve bana şöyle söylüyorlar. Çocuğumda marka takıntısı var, ne yapabilirim? Ben de hemen o ailelere şunu söylüyorum. Sizde durum ne? Ve genelde ortaya şu çıkıyor. Aslında o anne babada da aynı şekilde belli bir marka takıntısı var. Dolayısıyla çocuğumuzu belli bir konuda düzeltmek istediğimizde, belli bir konudaki yanlışına dikkat çekmek istediğimizde önce aynayı kendimize tutmamız gerekiyor. Yani biz o konuda çocuğumuza nasıl davranış kodları veriyoruz? Günlük dilimizde, günlük paylaşımlarımızda çocuklarımıza aslında söylemek istediğimiz şey ne oluyor? Evet, ebeveyn olarak hepimiz çocuklarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak isteriz. Ve bunu yaptığımızdan da emin olmak isteriz. Ama bunu karşılarken çocuklara arka planda nasıl davranış kodları gösteriyoruz? İşte bu çok önemli. Bu noktaya girdiğimizde çocuklarda tüketim, aşırı tüketime bağlı marka takıntısını engellemek için ebeveyn olarak onlara rehberlik etmemiz gerekiyor. Bu noktada ilk önereceğim şey açık iletişim. Yani çocuklarımızı karşımıza alıp onlarla para meselesini konuşmamız gerekiyor. Birçok aile para meselesinin çocuklarla konuşulmaması gerektiğini düşünüyor. Çocuktur, paradan ne anlar diyorlar. Ama aslında işin özüne baktığımızda burada çocuğa bir değer verme var. Çocuğumuzu yanımıza alıp onunla konuştuğumuzda, bütçe yapmaktan, evin ihtiyaçlarını karşılamaktan bahsettiğimizde ve bu meselelerin içine çocuğumuzu da soktuğumuzda ister istemez ihtiyaçlar konusunda, istekler konusunda çocuğun da bir fikri oluyor. Ve aslında kendince o da kendi sınırlarını belirleyebiliyor. İşte bu noktada ebeveyn olarak bizim çocuklarımıza çok ciddi anlamda rehberlik etmemiz gerekiyor ve bunun da birçok yolu var. Bu konuda neler yapabileceğimizi birlikte konuşalım.